Bakayım. Tamam. Nereye koyacağım? Evdeki bütün sehpaları bitki masası olarak kullandığım için hiç sehpa kalmadı. O da saçma. Arkadaki masaya mı koysam acaba dedim ama şöyle durmaz mı? Durur da risklik şimdi kediler, köpekler. Biraz azaltırsam koyabilirim koltuğa bence. Şu an hemen sağ tarafımda Mia uyuyor. Sol tarafımda kedi var. Ne olur dökülme, tamam mı? Acaba saçlarım iyi görünüyor mu ya? Şöyle bakacağım. Öyle anlamadım hiç. Başlayabiliriz. Herhalde. Merhabalar. Bugün bu video için biraz gerginim aslında. Çünkü böyle başlıktan da anladığınız gibi çok da tatlı bir konudan bahsetmeyeceğiz. Biraz gerginim diyorum çünkü aslında artık yapacak bir şey yok deyip o kabullenme dönemine geçtim yavaş yavaş. Kuaförlerle sıkıntı yaşamak her kadının kaderinde var galiba. Yani anlamıyorum durumu. Benim de başıma talihsiz bir olay geldi. Şimdi hikaye şöyle. Ben saçlarımı hiç boyatmamıştım daha önce. Sadece birkaç kez L'Oreal'in Casting Cream Gloss'unu kullanmıştım ki o da zaten geçici bir boya. Aktıktan sonra tamamen kendi rengime geri dönüyordu zaten. Yani böyle kalıcı olarak saçımda hiçbir işlem yaptırmamıştım tamamında. Bir de şey var, şuradan aşağıdan böyle bir bölümü ayırmıştım. Ense bölümünü. Oraya gri yapmıştım. Böyle topuz yaptığımda tepeden o dönem çok kullanıyordum. Tepeden böyle rahat bir topuz yaptığımda kafamın arkası gri görünüyordu. İşte marjinal zamanlardan. Yani sonuç olarak saçımın tamamında kalıcı herhangi bir işlem yaptırmamıştım daha önce. Şimdi yazın şöyle bir durum oldu. Saçlarım güneşten zaten çok açıldı. Bir de ben renk açıcı bir şeyler kullandım. Sonrasında saçlarımın kızıl yansımalar kazandığını fark ettim. Şimdi başta hoşuma gitti bu. Sıcak görünüyor, arada böyle hafif kızıl turuncu parlıyor falan hoşuma gitmişti. Ama bir süre sonra saçlarım uzamaya başladığında diplerden sanki bütün saçımı boyatmışım da dibim çıkmış gibi bir görüntü oluşmaya başladı. Yine başlarda çok dert etmedim bu durumu ama zaman geçtikçe saçlarım uzadıkça gerçekten o dip boyu arttıkça hakikaten böyle dibim çıkmış gibi çok kötü görünmeye başladı saçlarım. Tabii ki ben bunu biraz takmaya başladım kafama. Sonra Eylül ayında İstanbul'a geldim. O zaman böyle yazı Kaş'ta geçiriyorum ya, sürekli Kaş İstanbul arası gidip geliyorum. Eylül'ün sonlarına doğruydu. İstanbul'a geldim. Bir arkadaşımla beraber oturuyoruz. Ben de böyle anlatıyorum. Saçım çok kötü, şöyle böyle bilmem ne. Ne yapsam bu nasıl düzelir acaba falan. Neyse görsellere bakıyoruz falan. Saç renklerine bakıyoruz. İşte şöyleydi benim saçlarım da, işte böyle olsaydı da falan. Sadece kızıllık olmasa ben yine razıyım da. Acaba işte şöyle sadece geçiş yumuşatacak bir işlem mi yaptırsam da uzadıkça hani kendi rengine dönse yine, hem bu durumda çok göze batmasa falan gibi böyle konuşuyoruz. Bu sırada o kendi kuaförüne mesaj atıyor. Bir yandan benle konuşurken haberim yok. Hemen bir randevu alıyor. Ondan sonra bana dedi ki bilmem kimle konuştum. Bizi bekliyor hadi. Böyle bir tabii şey oldum. Nasıl, hemen mi? Şimdi mi? Ne yapacağız yani falan. Evet dedi, hadi gidiyoruz. Bak dedi sayfasına. Instagram'dan sayfasına baktım kuaförün. Ondan sonra güzel görünüyor yani, başarılı görünüyordu işler. Çok böyle doğal tonları da çok iyi yapıyormuş gibi görünüyordu. Ya gitsek mi gitmesek mi falan. Böyle bir kararsız kaldım ama bir galeyan durumu ve kalktık hareketlendik. Şimdi benim böyle şey durumlarım var. Bazı kriz durumlarında, öyle hakikaten galeyana gelen durumlarda bana bir kal geliyor. Bir basiretim bağlanıyor. Böyle normalde söyleyeceğim şeyi, vereceğim kararı veremiyorum ve duruma uyum sağlıyorum. Gerçekten basiretim bağlanıyor. Öyle zamanlardan bir tanesiydi. Kalkıp gittik. Şimdi düşününce mesela şey diyorum. Yani sen neden kendi kuaförünü aramadın, neden ona danışmadın? Hadi kalktın gittin, fikir almak istiyordun belki de, hani ya da bir fikir alırız diye düşün. Neden ondan sonra kendi kuaförünü aramadın falan, işte yani olmadı. Gerçekten bir şekilde o durumun rehavetine kapıldım ve uyum sağladım. Neyse gittik kuaföre, saçlarıma baktı. Tabii ki o klasik kuaför tepkisi. Çok kötü, ay çok kötü falan. Neyse bir süre benim saçlarımın ne kadar kötü olduğundan konuştuk. Sonra ben elimde bir görselle gittim. O görseli de buraya bırakıyorum. Dedim ki buradaki gibi doğal,
soğuk, açık bir kumral istiyorum saçlarımı. Eğer bunun için çok ağır boya işlemleri uygulanacaksa sadece saçımdaki kızıllık gitsin, ona da razıyım. Kuaför arkadaş bana dedi ki, saçtaki kızıllığı almak için mutlaka oryalle açmak lazım. Saça açma işlemi uygulanmadan saçtaki kızıllık alınamaz, sıcaklık alınamaz. Sen soğuk bir renk istiyorsun madem, bunun için mutlaka açmamız lazım saçı dedi. Şimdi daha önce hayatımda hiç oryal yaptırmadım. O griler hariç. O da çok böyle kısa bir bölgeydi. Bütün saçımda oryal, yani hani beni çok tedirgin eden bir şey. Neyse üzerine konuşuyoruz, işte o başta anlattığım fikirler var ya, hani geçiş yapsak, o tam geçiş yerine bir şey yapsak da bütün saçı boyamasak da bilmem ne falan. Neyse sonuç olarak ben boyama işlemine ikna oldum. Oryale de ikna oldum ilginç bir şekilde. Ve görseldeki fotoğraftaki renk için dedim ki, uçlarındaki sarıları asla istemiyorum. Tamamen dipteki rengi bütün saçıma istiyorum. Yani açık, soğuk, küllü kumral istiyorum saçımda. Okey miyiz? Okeyiz. Tamam. Başladık işlemlere. Ben gayet heyecanlıyım falan. Neyse oryal uygulandı, açma işlemi uygulandı. Saçlarım böyle platine kadar açıldı. Yani böyle oldu. Biz de arkadaşımla geyik yapıyoruz. Bir daha saçlarımı bu kadar açık nerede göreceğiz? İşte ha 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 hadi gel bir fotoğraf çekelim falan. Neyse açma işlemi bitti, saçlar yıkandı falan. Sonra koltuğa tekrar oturdum ve fön çekilmeye başlandı saçıma. Dedim ki niye kurutuyoruz saçımı, niye fön çekiyoruz? Nasıl yani falan dedi. Diyorum ki nasıl yani, hani ben, asıl ben nasıl yani? Yani niye fön çekiyoruz anlamadım dedim. Hani böyle kalmayacak ki değil mi falan diyorum. Nasıl yani dedi, böyle kalacak dedi. Böyle bir kal geldi bana yine. Dedim ki niye böyle kalacak, biz bu rengi istemedik ki dedim. Görseli açtım. Dedim ki ben bu saçın buradaki dip rengini bütün saçıma istiyorum, sarı istemiyorum dedim. Bir yanlış anlaşılma mı oldu dedim. Bak salak hala saftirik saftirik böyle hani hala bir yanlış anlaşılma mı oldu falan diyor yani. Ben kendim için diyorum. Neyse böyle yaptı bana. Ben şu an hayatımın şokunu yaşıyorum, bir dakika. Nasıl yani dedi. Sen bana dedin ki ben bu uçlardaki sarıları bütün saçıma istiyorum dedin. Ben de o yüzden diplerini ellemedim. Kalan bölgeyi açtım ve böyle yaptım dedi. Ya nasıl oldum biliyor musunuz? Hani o başta anlattığım kal gelmesi durumu var ya, çarpı 1500 falan. Hiçbir şey diyemedim. Şok içinde böyle ona bakıyorum, arkadaşıma bakıyorum. Böyle burnumun ucu sızlamaya başladı. Ateş bastı. İnanılmaz gerildim. Terliyorum. Ve böyle ağlayacağım sinirden. Ona bakıyorum, ona bakıyorum. Hiçbir şey diyemiyorum. Arkadaşım da şok içinde. Şimdi o da çok gerildi çünkü onun referansıyla oraya gidiyorum ve o da böyle gerildi. Bu sefer o girdi araya. Dedi ki ya biz böyle konuşmadık, saçmalama. Hani dedik ya hani böyle olsun diye falan diyor. Neyse anlaşamadık. İnatla diyor ki hayır sen böyle söyledin. Ben diyorum ki ne olur bak yapma. Sakin kalmaya çalışıyorum. Ben böyle bir şey istemedim. Gel bunu boyayalım diyorum. Adam dedi ki ben bunu boyamak istemiyorum. Çok güzel açtım. Çok güzel oldu. Çok yakıştı. Ve bomba cümleye geliyorum. Beni gerçekten en çok sinirlendiren cümleye geliyorum. Dedi ki sen şu an alışkın olmadığın için, gözün alışmadığı için bu kadar rahatsız oldun. Sen şimdi eve git, uyu uyan. Sabah kalktığında çok beğeneceksin dedi. Pardon. Yani... Pardon. Ay, olabilir mi böyle bir şey ya? Ne kadar enteresan. Ya bu nasıl bir muhabbet, nasıl bir cüret yani? Hani insan der ki orada çok pardon, yanlış anlaşılma olmuş. Ben bunu hemen bir düzelteyim. Açıkça bunu söylüyorum. Ben bunu istemedim diyorum. Yani hani oradan memnuniyetsiz göndermek istemezsin kimseyi. Yani bir yanlış anlaşılma olmuş belli ki. Ve ben sakin kalıyorum hala. Hani sen de durumu toparlamak için biraz çaba göstersen keşke. Yani hani senin gözün alışmadığı için sen bir uyu uyan, bak sabah beğeneceksin. Tamam o zaman hadi gidip uyuyalım. Aranızdan bazıları şey diyor olabilir, hani dağıttın orayı değil mi Şule, hani olay çıkardın değil mi Şule falan, ama yapmadım. Gerçekten yapmadım. Böyle çok sakin bir şekilde fönümün çekilmesini bekledim. Ve o sırada kafamdan şunlar geçiyor. Sen ne yaptın? Nasıl böyle bir şeye izin verdin? Nasıl hiç bilmediğin bir yere geldin? Ki bu arada şunu söylemek istiyorum. Böyle hiç adı sanı duyulmamış, ondan sonra bilinmeyen, öyle... Yeni başlamış bir yer değil. Asla adı çok duyulmuş, çok bilinen bir yer. Ya şeye de varım. Gerçekten yanlış anlaşılma olmuş olabilir. Bak affedilir demiyorum ama gerçekten yanlış anlaşılma olmuş olabilir. Sadece tahammül edemediğim ve sakin kalamadığım nokta pardon demeyip, durumu düzeltmeyip
bilmişlik yapılması. Sakince fönümün çekilmesini bekledim. Koltuktan kalktım ve dedim ki yarın sabah kaçta açıyorsunuz? 9.30 dedi. Dedim ki 9.30'da buradayım. Hangi randevun varsa iptal et. Gerildi falan bu arada yani. O da gerildi. Onun da gergin tavırları var bu arada. Yani hani gerçekten işin sinir bozucu kısmı o. Hani şey demiyor. Durumu toparlayayım. Dur bir sen sakinleş. Gel bir oturup konuşalım. Ne yapabiliriz falan demiyor. O da geriliyor yani bana. Hani benim gerilmeme ve sonucu beğenmememe geriliyor. Kalktım. Hiç böyle ne iyi akşamlar ne bir şey. Bastım çıktım gittim dükkandan. Yolda yürüyoruz. Ağladım ağlayacağım ya hani ateş basıyor. Bu arada hava da soğuktu o akşam ve böyle önümü açtım ateş basıyor. Yani hani sinirden kuduruyorum gerçekten. Arkadaşım da böyle bir iki fotoğraf video falan çekti. Onları da koyuyorum buraya. Ondan sonra ben böylece eve gittim. Uyudum uyandım. Bayağı gerçekten aynaya bakasım yok. Yani hani yüzümü falan yıkayacağım. Cilt bakım yapacağım. Aynaya bakasım yok yani. Nefret ettim ya kendimden. Bu arada fönümün çekilmesini beklerken aklımdan şunlar geçiyor. Ne yaptım ben? Tabii ki. Ama hani tamam oldu. Bunu nasıl toparlayabiliriz? Ben şu an fönün çekilmesini beklemesem kalksam apar topar Ali'ye mi gitsem? Ali benim kuaförüm. Şimdi bir yandan da diyorum ki Ali'ye gitsem diyecek ki sen ne yaptın? Yani niye bana gelmedin diyecek haklı olarak. Nitekim bütün olayın sonunda Ali'ye geri döndüğümde söyledi tabii ki haklı olarak. Yani hani bana niye gelmedin ki? Benim bir hatam mı var dedi. Bak iki yaklaşım arasındaki farka bakın ya. Biri diyor ki benim bir hatam mı oldu? Sen niye bana gelmedin? Çok üzüldüm saçlarının böyle olmasına diyor. Nasıl altın? Nasıl bebek yani? Ötekinin tavrına bakın bir de. Neyse bir yandan utanıyorum. Ali'ye gitmeye çekiniyorum. Diyorum ki bir yandan da hani bu adam mahvetti saçlarımı bu adam düzeltsin. Sonrasında hani bir işlem gerektiğinde zaten Ali'ye gideceğim artık hani. Ama şu an nasıl gidebilirim ki diyorum. Utanıyorum ben de. Neyse sabah oldu. Erkenden ben oraya koştur koştur gittim. Bir de aldığım riske bakın. O gün yani o ertesi sabah kuaförden çıkacağım ve çekimim var. Ve yani platin saçlarla o çekime gidemem. Öyle anlaşmadım markayla hani. Olamaz yani. Nasıl bir risk yani. Çekimden bir gece önce sen nasıl saçlarında bu kadar majör bir değişiklik yapma kararı alırsın. Ah akılsız Şule. Ertesi sabah gittim. Saçlarıma boya hazırlandı. Dedim ki açık açık. Biz dümdüz kumrala boyayalım. Dümdüz. Yani açık küllü kumral bilmem ne kumral bıdı bıdı kumral falan değil. Dümdüz kumral yap ben buradan çıkayım gideyim. Tamam dedi. Bir şeyler sürüldü. Bir şeyler yapıldı. Krepe falan yapmaya başladı. Allah Allah falan diyorum. Hani niye krepe yapıyor yani? Çünkü krepe yapıldığı zaman aşağıdakileri boyayacak ama üstüne taradığında saçları yeniden aralarda platin olacak falan diyorum ki neyse tamam sakin kalalım. Saçlar yıkandı bilmem ne. Koltuğa oturdum. Ondan sonra fön çekilmeye başlandı. Saçlarım şöyleydi. Buraya kadar kumral yapmış. Buradan aşağısı gri. Gri. Gerçekten gri. Yani şu ojelerimden yarım ton açık gri. Böyle hani iki tane dalgalı fön çekti. Bana yine bir kal geldi ama artık daha da agresifleşmeye başladım yavaş yavaş. Böyle ona bakıyorum. Arkadaşıma bakıyorum. O da geldi yine sabah benimle. Ve döndüm arkadaşıma dedi. Ben hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Ne olur sen konuş dedim. Artık böyle göz pınarlarım dolu dolu, burnum sızlıyor. Yani hani içimden şeyler geçiyor bak. Aklımdan şöyle sahneler geçiyor. Kalkıyorum masayı falan dağıtıyorum. Tüyalık atıyorum, bağırıyorum falan. Gerçekten böyle kriz sahneleri geçiyor gözümün önünde. Neyse bu sefer arkadaşım gerilip olaya müdahale etmeye başladı. Bu arada gerçekten şaka yapmıyorum. Şu an böyle ellerim karıncalanmaya başladı. Yani böyle o anı yaşıyorum. Neyse bunlar böyle bir minik atıştılar. Adam hala diyor ki böyle bir şey konuşmadık. İşte en başında konuştuğumuz saç buydu bunu yaptım işte size diyor. Daha ne istiyorsunuz falan diyor. Ölür müsün öldürür müsün yani tam. Dedim ki döndüm böyle ya buz gibiyim ya ifadem falan böyle hani pimi çekilmiş C4 patlayıcı bakışları gerçekten. Yani ortalığı yakacağım son 3 saniyem var. Hani beni germe daha fazla diye bakıyorum. Kedi tamam bağırmadım. Sesim yükselince kedi sinirleniyor. Sana bağırmadım aşkım. Neyse sonuç olarak böyle bir konuşma geçti aramızda. Yani dedim ki dümdüz kumral yapalım. Çıkmam lazım çekimim var lütfen dedim. Arkadaş ne yaptı biliyor musunuz? Şimdi göstermek için böyle önüne dalgalı fön çekiyordu ya. Elinde de şey var fırça var. Fırçayı böyle benim olduğum aynanın önüne doğru hafifçe fırlattı. Hani gergin yani artık anladın mı? Atar gider yapıyor. Sonra döndü içeriden birine seslendi. İşte bilmem kim bey bilmem kaçta bilmem kaçı karıştıralım. İşte bütün saça uyguluyoruz falan. Diye böyle bir seslendi oraya. Hani hala şeyim. İçimden diyorum ki ya bir de bana kızıyorsun hani. Bir de bana kızıyorsun. Neyse saçıma bütün saçıma boya uygulandı.
Ben tekrar koltuğa oturdum. Dedim ki hafif dalgalı bir fön çekelim, ben çıkayım. Okey. O fotoğrafı da buraya bırakıyorum. Ya fotoğrafta görüyorsunuz zaten, gerçekten hayattan bıkmış, bezmiş. Yani böyle hani hiçbir yaşam umudu kalmamış. Böyle bütün gemileri yanmış, batmış. Hani bezmiş, yazık bir şule görüyorsunuz. Neyse, bu halde fönüm önüm çekildi. Ondan sonra kalktım. Çıkarken bana şey dedi. Çok güzel oldu değil mi? Bilmem ne işte. Çok beğendin değil mi falan. Sağ ol, teşekkür ederim dedim. Çıktım dükkandan. Ondan sonra çıktıktan sonra da şöyle bir videomuz var. Onu da bir görün. Çıktık. Apar topar çekime gitmem lazım tabii ki. Bu arada saçlarıma dokunuyorum. Yani çok klasik şu hareketi yapıyorum saçlarıma. Nasıl biliyor musunuz? Bak geçtim şuradan geçmesine parmaklarımın. Şuradan içeri sokamıyorum saçlarımı. Kazık gibi böyle. Ve ya böyle üzerinde sanki bir şey var, bir madde var, bir şey var ve tortu tortu bir şeyle kaplanmış gibi saçlarım böyle bir acayip falan. Neyse dedim ki tamam, çekimi yapalım ve hani sonra ne olacaksa olsun artık, lanet olsun. Çekime gittim, çekimi tamamladım. Ondan sonra eve döner dönmez hemen saçlarımı yıkadım tabii ki. Çünkü çok düz mantık, ne kadar çok yıkarsanız o kadar çok akar ya hani. Çünkü zemin platine kadar açıldı artık. Ondan sonraki süreçte saçlarımı deli gibi yıkamaya başladım. Çok can sıkıcı bir durum. Çünkü ben artık yazın doğru düzgün saç kremi kullanmıyordum banyoda saçlarıma. Şampuanlayıp çıktığımda saçlarım yumuşacık oluyordu. Bu işlemden sonra banyoya giriyorum, saçlarımı yıkıyorum ve yani daha yıkarken, daha durulamadan saçlarım birbirine giriyor ve böyle lastik gibi. Ya keçe gibi, keçe gibi ya. Durulayamıyorum falan hani. Gerçekten durulayamıyorum saçlarım çünkü parmaklarım arasına girmiyor saçlarımın. Tabii ki deli gibi saç kremi boca ediyorum falan bu sürede. Neyse saçlarım akmaya başladı. Bir ay sonra falan aktığında fena olmadı demeye başladım artık. Ya fena olmadı ya, toparladı galiba hani. Hiç yoktan iyidir falan diyorum. Sonra tabii ki saç akmaya devam ediyor ve uçlar özellikle iyice sarılar çıkmaya başladı altlardan. Bazı ışıklarda saçımın rengi yeşilleniyor. Bazı ışıklarda çok normal görünüyor. Bu tabii ki bir problem benim için. Çünkü yeşillenmesi çok çirkin bir durum yani. Tabii ki işim gereği sürekli çekim yapıyorum, bir şey yapıyorum. Hani hiç çekim yapmasam bile, yani böyle bir işim olmasa bile. Niye yani öyle bir durum olsun ki? Niye saçlarım o durumda olsun? Neyse, idare edebildiğim kadar idare etmeye başladım. Bir süre sonra tabii diplerim de uzamaya başladıkça saçma sapan bir hale geldi yine saçlarım. Dibi çıkıyor. İşte burada garip garip renkler var. Garip tonlar var. Uçlar platin. Arada yeşilleniyor falan böyle. Gerçekten çok saçmaydı ya. Ve saçlarımın yapısı leş bu arada. Leş yani. Gerçekten. Bu arada Eylül sonunda saçlarımı boyattım. Bu anlattığım işlemler oldu. Sonra kaşa geri döndüm. Döner dönmez o hafta hemen saçlarımı bir kestirdim. Çünkü uçları gitti yani. İflah olacak gibi değil. Hani bari biraz kestireyim falan diye bir kestirdim saçlarımı. Sonra Eylül-Ekim böyle ıslak kafayla biraz daha gezilebilecek aylarda. Özellikle de güney taraflarında tabii ki. Yoğun bir bakım yapmaya başladım ben. Bakımın ana kahramanlarına geliyorum. Tabii ki bir Hindistan cevizi yağı. Bunu Aktar'dan aldım. Yani markasına falan çok dikkat etmeden sadece sıcakta eriyen, soğuk ortamda katılaşan Hindistan cevizi yağı. Benimkinin adı Balen. Hindistan cevizi yağı. Yani bunu biliyorsunuz artık, bu her evde olan bir şey. Hindistan cevizi yağı aldım. Bir de tatlı badem yağı aldım. Bunun da adı Talya. Şöyle bir şey yapmaya başladım. Saçlarım ıslak kuru fark etmeksizin. Bu iki yağı karıştırıyorum. Bütün saçıma uyguluyorum. Ondan sonra çok böyle abartmıyorum, boca etmiyorum. Sadece bütün saçım gerçekten yağlanacak kadar ama akmayacak, buralarımdan akmayacak kadar. Bütün saçıma uyguluyorum ve tabii ki ıslak saç modeli trendini yakalamışçasına etrafta geziyorum. Böyle bir buçuk ayım falan geçti. Bir buçuk ayım falan böyle geçti. Her gün yapmadım ama neredeyse her gün yaptım. Onu söyleyebilirim. Yani mesela bir gün yapıyorum, iki gün böyle geziyorum. Yıkamıyorum saçımı. Sonra saçlarımı yıkıyorum. Bir gün, iki gün dinlendiriyorum. Sonra yine bir iki gün. Gerçekten çok yoğun uyguladım bunları. İnanılmaz faydasını gördüm bunların. Bu arada yağ kullanacak olanlara, yani saçınız çok kötü duruma gelmese de saç bakım rutininizde yağ kullanıyorsanız eğer, yağ uyguladıktan sonra saçlarınızı yıkarken çok önemli bir tüyodan bahsedeceğim sizlere. Yağlı saçlarınızla duşa girdiniz. Saçlarınızı hiç ıslatmadan kuru saça direkt şampuanlayın. Köpürmeyecektir çok fazla ama şampuanladınız iyice, sonra bir durulayın. İkinci şampuanı yaptığınız zaman o yağın saçtan çok kolay çıktığını göreceksiniz. Böylece yağı çıkartmak için bir daha şampuanlayıp hem yağın etkisini, uygulamış olduğunuz yağların etkisini azaltmamış olacaksınız, hem de o kadar çok şampuanlamayla ekstra yıpratmamış olacaksınız. Kasım'ın ilk haftası İstanbul'a döndüm. Biraz daha zaman geçti. Ben hala idare ediyorum bu saçlarla.
Sonra en son bir vlog çektim. O vlogta, hatta Instagram'da da introsunu paylaştım. O vlogta bazı ışıklarda çok güzel görünüyor rengi, bazı ışıklarda bayağı yeşil görünüyor saçlarım. Onu da gördükten sonra bana artık iyice geldiler. Sonra Ali ile konuştum. Ali Etiler'de Hangar Hair Art. Ali'ye gittim, durumu anlattım. O zaten fotoğraflardan, storylerden falan anlamış saçımın halini. Neyse bir güzel azarımı yedim. Yani şaka bir yana azarımı yedim derken gerçekten hani adam üzüldüğünü söyledi dediğim gibi ve benle ilgili mi bir problem oldu? Hani niye bana gelmedin? Bir şey olduysa ben özür dilerim falan dedi. Melek gerçekten. Ben de durumu anlattım. Ondan sonra ve dedim ki Ali ne olur, ne olur. Beni kurtar bu durumdan lütfen. Çünkü olacak gibi değil. 4 Aralık'ta Ali'ye gittim. Bu videoyu çektiğimde tam söylüyorum bakın. 7 Aralık akşamındayız şu an. Ali benim saçlarıma bir müdahale etti ve adam etti. Yaptığı işlemler neler? Bana şunu söyledi. Şimdi videonun şu saniyesinden sonra çok pratik, çok faydalı bilgiler vereceğim. Buradan sonrası çok önemli. Ali'den öğrendiklerim. 1. Bir saç, boyalı bir saç ışıklarda, bazı ışıklarda yeşilleniyorsa pigment olmadığı içindir dedi. Bu yüzden benim saçıma önce pigment yüklemesi yaptı. Pigment yüklemesi de ister istemez saçın rengini biraz ısıtan bir işlem ama bir daha yeşillenmeyeceğinin garantisini verdiği için ben kabul ettim tabii ki durumu. Sonra bir pigment yüklemesi yaptık önce. Bayağı böyle turuncu su gibi bir sıvı. Saçıma tamamını uyguladı. Bütün saçıma uyguladı. Sonra emmesini bekledik birazcık. Ondan sonra boyama işlemine geçtik. Sonra saçlarımı kumrala boyadık tabii ki. Şimdi ben tabii ki özellikle Instagram'daki fotoğraflarda her fotoğrafa renk girdiğim için siz saçımın gerçek rengini, eski halini, o gerçek rengini görememiş olabilirsiniz. O yüzden buraya tam artık Ali saçlarımı toparlamadan önceki halini koyabilirim. Ben artık tam saçlarım ölüm döşeğindeyken Ali'ye gittiğimde saçlarımda dipten sonra o işlem gören kısımlarda 3-4 farklı renk vardı. Ali önce bütün saça pigment uyguladı. Pigmentten sonra da kumrala boyadı saçlarımı. Bugün boyanın işte 3. günüm, 4. günü ve şey söylüyor. Tabii ki yani özellikle ilk bir ayda çok büyük bir hızla tekrar akacak. Çünkü saçların çok işlem görmüş durumda, platine kadar açılmış durumda ve tabii ki o boyayı tek bir seferde sıkı sıkı tutmayacak saçların. Sen yıkadıkça akacak ama biz bundan sonra boylarıyla dibini eşitleyerek gideceğimiz için tabii ki biraz zaman alacak ama sürekli kendi renginmiş gibi gözükecek. Bir süre sonra da, ki bir süre sonra dediği 1,5 yıldan falan bahsediyor. Bir süre sonra da tamamen kendi saç rengine kavuşmuş olacaksın dedi. Sonuç olarak saçlarım boyandı ve tekrar kesildi. Yani boyuyla alakalı bir problem yok bence. Kesilmesiyle alakalı hiçbir problem yok. Çünkü ben zaten 2,5-3 sene mi oldu? Kısa kullanıyorum saçlarımı ve seviyorum kısa saçı. Fakat şöyle bir sıkıntıyla karşılaştık. Boya uygulandı, saçlarım yıkamaya alındı ve Ali'den şöyle sesler çıkmaya başladı. Şimdi ben oturuyorum böyle koltukta. Ali'den şöyle sesler gelmeye başladı. Falan, tamam mı? 1, 2, 3 falan böyle. Dedim ki Ali ne oluyor? Bir şey mi oldu? Böyle panikledim artık. Ya dedi gerçekten bunu söylemek istemezdim. Ama ben dedi bu kadar yıprandığını düşünmemiştim ya saçlarının dedi. Çünkü kuruyken de gördüm. Hani görüyorum ve elliyorum, bakıyorum. Hani anlıyorum ama bu kadar yıprandığını tahmin etmemiştim, anlamamıştım. Islanınca anladım saçlarının bu kadar yıprandığını dedi. Saçların dedi lastik gibi olmuş dedi. Ne demek lastik dedim? Islak saçta, yani saç ıslakken normal şöyle boyundan tutuyor. Ve saçı böyle çekiyor. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Lastik gibi yaylanıyor böyle saç. Ve dedi ki ya biraz daha asılsam bunu kopar bu saçlar dedi. O yine bir sinir bastı tabii bana. Böyle hiç cevap veremiyorum ve yaylanan saçıma bakıyorum böyle buradan. Ali'nin de şaşırdığı kısım şu. Diyor ki yani daha önce hiç işlem görmemiş, boyanmamış bir saçı tek bir uygulamayla nasıl bu kadar yıpratabilirsin? Demek ki ya kalitesiz malzeme ya hızlı açmak, çok yoğun uygulamak bla bla bla. Yani tabii ki iyi bir seçenek yok bu hale gelmesinde saçlarımın. Sonra tabii ki o halini görünce Ali saçlarımın bir sonraki hafta yapmaya karar verdiği keratin bakımı hemen uygulamaya karar verdi. Hemen saçlarıma keratin bakımı uygulandı. Sonra kurutuldu saçlarım. Şimdi o günden beri herhangi bir ısıl işlem uygulamıyorum. Bugün sadece video çekeceğim diye böyle kalın kalın sadece tek bir sefer şöyle bir kıvırttırdım saçlarımı. Keratin bakım inanılmaz toparladı saçlarımı. Gerçekten bu kadar etkili bir şey olduğunu bilmiyordum. İnanılmaz toparladı. Yani şunları falan mümkün değil yapamıyordum. Yani şöyle düşmesi falan, şöyle yumuşak görünmesi saçlarımın gerçekten mümkün değildi. Keratin bakımı yapıldı ve Ali'nin bana verdiği birkaç tavsiye oldu. Şimdi bunları sizinle paylaşacağım hızlıca. Birinci altın kural. İşlem görmüş, yıpranmış saçlara
saç kremi uygulamak daha çok yıpratıcı etkiye sebep oluyormuş. Şöyle ki, der ki Ali, mantık şuymuş. Şimdi saç zaten yıpranmış, işlem görmüş. Islak halinde bunu net anlıyorsun. Bir saçın ne kadar yıprandığını en iyi ıslak halinde anlıyorsun zaten. Kuru halinde elleyipsem ne kadar kuru olduğunu düşünerek saçına durulanabilir saç kremlerinden, yani saç kremi uyguladığın zaman zaten yıpranmış ve esnemiş saçı daha da yumuşatıyorsun. Dolayısıyla daha çok kırılmaya yönlendirmiş oluyorsun saçı diyor. Ve diyor ki 2. Saç kremleri saçı uzun süre nemli tutmaz. O an için yumuşatır ama sonrasında saç çok çabuk kurur tekrar ve neme ihtiyaç duyar. Çok pardon. Alo. Merhaba Bergin, nasılsın? Bir bakalım şu an ne yapıyorum? Evet ve konuşmamızı editlerken izleyeceksin. Şu anki telefon konuşmamız. Durdurmadım kaydı. Belki koyarım. Belki evet olabilir. Neden olmasın? O zaman sana bir şey sormam lazım. Bir problem var. Ya ne? Ne? Büyük bir şey. Evet. Telefon konuşmasının arkasından ben o kadar uzun konuştum ki, tabii ki videoyu o kadar bitiremedim ki, hızlıca bitireceğim konuyu. Kremler saçları ekstra kurutuyormuş. O yüzden aslında saçı beslemek için yağ formda ürünler uygulamak gerekiyormuş. Bu yüzden ben artık duşta sadece şampuan kullanıyorum. Saç kremi hiç kullanmıyorum. Çıktıktan sonra da böyle yağ formda bakım ürünleri uyguluyorum. Gün ortasında da eğer saçımın kuruduğunu hissediyorsam yeniden yağlıyorum. Yani krem artık hayatımda yok saçlarım için. Bir süre böyle devam edecek. Bol bol bakımla devam edecek. Ama dediğim gibi Ali ile herhalde bu durumu kurtaracağız en kısa sürede. Bu özellikle keratin bakımı inanılmaz toparladı saçlarım. Çünkü gerçekten dokunmak istemiyordum saçlarıma. Ve şekillendirmeden, ısı uygulamadan asla düzgün gözükmüyordu. Ama ısı uyguladıkça da daha kötüleştiği için yapısı böyle çıkmaz bir döngüdeydim. Şimdi yağlarla ve bu keratin bakımıyla gayet toparlamış durumdayım. Durum bu. Olaylar bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani böyle biraz çileli bir süreçten bahsettim ama içinde de güzel bilgiler var bence videoda. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi aşağıda benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu arada nasıl buldunuz saçlarımı? Onu da söyleyin aşağıda. Bay bay.